Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Denizli Çivril Beydilli Işıklı Gölü'ndeyim. Size burayı tanıtacağım. Birazdan tekne turuna çıkmaya başlayacağız. Devam edeceğim. Evet, tekne turuna başladık şimdi. Harika bir göl üzerindeyiz. Size birazdan nilüfer çiçeklerini de göstereceğim. Çeşit kuşları barındıran doğal bir cennet arkadaşlar burası. Nilüfer çiçeklerini biliyorsunuz arkadaşlar, halk arasında lotus çiçeği olarak geçiyor. Lotus çiçekleri insanın ruhsal dünyasında kalp ve zihin temizliği anlamına geliyor. İlişkilerde ise saflığı simgeliyor. Bu gölde gezerken çok güzel kuş sesleri arasında geziyorsunuz. Şu an tekne sesinden duymayabilirsiniz ama. Ne zaman bitiyor? Bu su olduğu sürede bitmez fakat... Hayır, çiçekleri ne zaman? Çiçekler ikinden sonra ağır ağır kapanmaya başlıyor. Muhteşem. Evet, duydunuz arkadaşlar. Öğleden önce gelmeyi tercih edebilirsiniz. Evet. Şimdi tam açtığı zaman. Evet, güzel. Tam nilüfer çiçeklerinin açtığı saatler. Gerçekten çok güzel ya sessizlik. Haziran'da mı bitti? Haziran'ın sonunda mı bitiyor bu güzel? Ablacığım bu çiçekin başa hani bu böyle kuş olmayacak olan kuralar olur ya, böyle don olan. Evet. O don havalara kadar dur. Yani bu zaten hükmetiyorsanız yapmakları küçük mesela. Buradan evet. Geliyor bak. Şurada da var bak. Evet gördüm. Kendileri mesela. Sürekli yeminler. Daha güzelleşir bunlar ya. Havalar bu sene serin gitmiş. Yeni yeni bunlar hancası oluyor. Evet. Doğanmaya başlıyor. Geçen hafta daha seyrekti bunlar. Romantizm yaşamak isteyenler, evlilik teklifi yapmak isteyenler. Nilüfer çiçekleri arasında evet demeye var mısınız? Nilüfer çiçekleri arasında. İçinde sarı. Şuna bak. İçinde sarı bir şey var. Birazcık durursak mı birazcık şuna? İçinde çıkıyor. Sarı bir şey var, onlar ne? Oy! O sarı çiçek, o çiçeği. O çiçeği. Nilüfer. Hayatı avuçlarının içinde alıyormuş. Kirli sularda kendini yenileyebilen bir özelliği var. Dünyanın en temiz çiçeği olarak geçiyor nilüfer çiçeği. Bu mu? Evet. Suda yaşadığı için. Suda yaşadığı için. Uzak Doğu'nun ruhsal öğretilerinde kullanılıyor. Bir de şey, bunların köksü yok ya, rizoid uzantı var bunlarda. Nasıl? Bunlarda köksü kök yapısı yok, rizoid uzantı var. Bu rizoid uzantı da yani hani hayata böyle biz insanlar çok tutunuyoruz ya, bunda o tutunma yok, evet. O yüzden. Evet, ruhsal öğretisi var. Bunların kökleri şöyle, öbürleri gibi değil. Tabii, uzama var yani, sadece bir dal var bunlarda. Yok şöyle, mesela, yok kalın böyle. Mesela bir odun düşün. Bal gibi, bacak gibi bir odun düşün. Böyle uzayıp gidiyor. Onlardan çıkıyor bu. Evet. Kökü o yani o. Topaç şey. Oradan durmadan boğum çıkarıyor. Şunun ne işi var burada? Senin ne işin var burada? Onlar çoktu. Vakti geçtiği için onların çiçekleri döküldü. Onlar kendi kendine şey olur. Senin üstünden geçti. Ay, aradan geçeceğiz şimdi. Sazan vardır, sarı sazan, turna evet, vardır. Evet, sazan çok kılçıklı olur. Kadife vardır, çaruz vardır, İsrail sazanı vardır. Fakat sazanla turnadan harici pek tutulmaz.
Hani yerli olarak biraz kadifeyi yerler, öbürlerini pek yemezler. Ha dışarıda satılır da bunlar da şey yapmazlar yani. Ana! Dört tane tekne evet, var. Balık çeşitleri, kuş çeşitleri. Dört tane tekne var ya. Doğal bir cennetteyiz şu anda. Herkes yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu tekneler ne? Onlar da bizim gibi çıkıyor işte. Onlar da turist. Ne? Onlar turist. Da turist. Evet. Turist mi? Evet. Turist mi olduk biz? Tabii. Yerli turistiz biz. Biz ya yerli. Turistler böyle şey konuşmaz. Türkçe konuşmaz. Ama biz Türk. Nilüfer'e bak. Nerede? İşte yanda. Hayır, görüyorsun. Hayır. Benim şu an çok güzel benim açılmış benim bir haldeler. Karnım. Ben saat 10.30 gibi bindim arkadaşlar tekneye. Biraz yumuşak olduğu için kervaneye dolanır bunlar. Evet. Motoru çok zorlar. Yani motoru da bozabilir. O az önce geçtiğimiz o kamış cinsinden sertti o. Hmm. O dolanmaz. Dolansa bile gavru olduğu için kırılır, kopar. Bak burası, bak kuytu da daha fazla. Demek ki rüzgar sevmiyor. Anlamayız. Aşağı körler mesela. Burayı 1954'te Adnan Menderes Aydın Ovası'nı sulamak için yapmış. Daha yeni yeniye gelesi, orada 10-15 sene öncesine kadar Aydın'dan su ihtiyacı olduğumuz zenginin biri geldi, dağının biri bu kapıları açtırırdı yani. Ama şimdi bu köyün adı ne? Buyur. Bu köyün adı ne? Beydin. Beydin. Ama şimdi şeyde Çal tarafında adı güzel barajları var, 2 tane falan. Evet. Kollardan kullanıyor. Kollardan kullanıyor. Bunlar sadece şu ovaları kullanıyor. Ya ne desek sakat ya bizim sürem. Yaptık yaparken de böyle kayıkların üstüne geçmiştik, orada durmuştuk. Alışmışız ya, sarma su dediğimiz kanallar var böyle, kapıları açıyoruz. Ve orada traktörlerin altında bir tane var. Anne, bizi sanki yükseltti ya. Orada çok yaptık ama yapacak bir şey yok. Evet, güneş şimdi yakmaya başladı. Erken saatlerde gelin arkadaşlar. Sabah serinliğinde. Ne kadar gezdiriyorsunuz normalde? Normal 40 dakika falan. Biz müşteri o seyrek olduğu zaman aram. Yok ya, ben burada geçireyim. Çok güzel olur böyle. Suyun içine bakarım. Giderim, teknelere binerim. Bile yapıyoruz da. Ne kadar büyüklükte bu göl? Vallahi 74 bin degar mı dediler. Yazar o şeyde. Ha, yazardır. Yaz şeyde. Şimdi göl gel git olayı olduğu için küçülüyor, büyülüyor ya. Ama herhalde 74 bin degar olması lazım. Bildiğim tekne turunuz bittikten sonra arkadaşlar, burada gözleme yapan teyzeler var. Gözleme yiyip çayınızı içebilirsiniz afiyetle. 2 tane de balık restoran var. İsterseniz balık yemeği tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada gözleme alıyoruz. Teyzeler gözleme yapıyor. Haşhaşlı ve peynirli. O haşhaşlı, o peynirli. Bardaklarımız, biz çay da alacağız ama. Gelsin çay. Evet, bugün böyle bir gün arkadaşlar. Tekne gezisinden sonra gözleme yapan teyzelerden ben gözleme yemeği tercih ettim. Çayımızı içtik, şimdi bir kahve içeceğim. Yerli yabancı turistin çok fazla geldiği bir yer. Mutlaka gelin arkadaşlar, bir gün zaman ayırın. Ben turla gelmeyi tercih ettim buraya arkadaşlar. Çünkü Çivril'e gel, Çivril'den bir daha bin. Çünkü Çivril'den sonra buraya 1 saatte, 2 saatte bir böyle uzun bir aralıkla gelen araçlar oluyormuş. O da hani kesin olmayabiliyor. Çocukla rezil olmak istemedim, o yüzden turla gelmeyi tercih ettim. Tur konusunda da şöyle söyleyeyim. Yani bulunduğunuz şehirden
bir tur bulamayabilirsiniz. Ama Denizli'nin kendi içinde, kendi bünyesinde doğa yürüyüşleri yapan bazı işte kulüpler var. Oraların düzenlediği turlar olabiliyor. Ben bu konuda Doğaden'i tercih ettim. Doğaden'le geldim. Gayet de rahat bir yolculuk oldu. Bu şekilde yani gene bir Denizli'ye gelişiniz mecbur oluyor. Sonrasında zaten Çivril'e uzun bir yolculuğa tekrardan çıkıyorsunuz. Yaklaşık olarak kaç kilometre sürdü? Denizli merkezden 115 kilometre civarı bir yol geldik diyebiliyorum. Sevdin mi Göktuğ burayı? Sevdim. Tekrar gelmek ister misin? Ne yapacaksın burada? Yine tekneye bineceğim. Öyle mi? Evet. Tekne fiyatlarından da bahsedeyim arkadaşlar. Yaklaşık olarak 40 dakikalık bir tekne gezisi 200 TL. Maksimum 4 kişi alıyorlar. Tekne fiyatları böyle. Evet, gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir tekne gezisiydi. Denizli, Çivril, Beydilli köyünü de görmüş olduk bu sayede. Gerçekten şahane, böyle cennet köşesi diyebileceğimiz, yani ülkemizin çok böyle nadir yerlerinden birisi diyeyim size. Çiçekleriyle, yani nilüfer çiçekleriyle, işte doğasıyla, kuşların sesiyle, çok çeşit kuş varmış burada. Ki zaten tekne gezisinde gezerken o sesleri duyuyorsunuz. Orası da ayrı bir huzur veriyor size. Bazı kişiler, yani Denizli'de yaşayan bazı kişiler piknik yapmaya da gelebiliyor buraya. Ben memnun kaldım. Kesinlikle değdiğini düşünüyorum. Bir daha olsa bir daha gelirim. Bu videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımın devamı gelecek inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizlerin de bu güzel yerlere gelmesini ümit ediyorum. Gittiğiniz zaman yorumlara yazarsanız ben de çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.